Değerli Yeşil Bakış izleyicileri, bu hafta da Yeşil Bakış'ta sizlere Kıbrıs'ta ekolojik yaşam ve yaban hayatı hakkında yapılan önemli çalışmaları aktarmaya çalışacağız. Bu hafta aslında bu programın yaratıcılarından birisi, bu programa emek veren Taşkent Doğa Parkı'nın direktörü sevgili Kemal Basat bizlerin konuğu olacak. Sevgili Kemal'la aslında Taşkent Doğa Parkı'nın fikrinin doğuşundan burada yapılan çalışmalara, gerçekleştirilen projelere varıncaya kadar derinlikli bir sohbet yapmaya çalışacağız. İlk olarak sevgili Kemal Basat'la yaptığımız sohbeti sizlere izlettiriyoruz. Sevgili Yeşil Bakış izleyicileri, bu hafta da Taşkent Doğa Parkı'nda yine sizlerle birlikteyiz. Kıbrıs'ın doğal yaşamı üzerine yapılan çalışmaları ve aslında önemli bir merkezi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Tabii bu hafta yanımızda bu parkın yaratıcısı, her ne kadar direktör yatsa da sıfatında, sevgili Kemal Basat var. Kemal Basat aslında buradaki sadece piknik alanının değil, Taşkent Doğa Parkı'nın, buradaki rehabilitasyon merkezinin ve aslında önünde bir sürü daha çalışma bulunan birçok işin yaratıcısı. Sevgili Kemal, nasılsın? Buradan başlayalım. İyiyim, teşekkür ederim. Uğraşıyoruz, yoğun geçiyor. Birçok projemiz var. Bu projelerden yerinde işte Taşkent Doğa Parkı olarak bu ülkenin, çevrenin, doğanın doğaya, çevreye katkı sağlayabilmek için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Projelere geleceğiz, hepsinden bahsedeceğiz ama önce şuradan başlayalım. Nereden çıktı bu Taşkent Doğa Parkı fikri? Önemli bir yatırım var burada, birçok önemli iş yapılıyor. Birazcık nereden başladı, nereden doğdu, neler yaptın, neler geçti başından, hep bunları biraz bahset. Doğa Parkı işi biraz ilginç bir hikaye. Eşimle nişanlıyken Taşkent'te bir yaz evi vardı, rahmetli babamın. Oraya taşındık. Yeri çok sevdik. Önce düğünümüzü burada yaptık. Düğünle başladı her şey yani. Düğünle başladı. Sonra işte arkadaşlarımız dedi işte bir eşek var. Mouse'a da istenmiyor. Sizin yeriniz var. Bu eşeği alır mısınız? Gittik, eşeği gördük. Eşeği aldık, kurtardık. Yani Taşkent Doğa Parkı'ndaki ilk hayvan aslında bir eşek oldu. Evet, köpeklerimizden sonra ilk hayvanımız bir eşek oldu. Bir arkadaşımız Girne'den dedi, minyatür keçilerim vardı. Erkeği yaşatamadım dedi, bakamıyorum dedi, dişiyi size verelim. Gittik, dişi minyatür keçiyi aldık. Köyden komşularımız dedi, oğlumun bir çift atı var, evden eve geç geliyor, bakamıyor, atları ister misiniz? Atlar aldık. Yavaş yavaş park kurulmaya başladı. Kendi kendine oluşmaya başladı. Anneannem geldi, o da rahmetlik. Çok meraklıydı tavuklara, güvercinlere. Dedi, oğlum dedi, 3-5 tane tavuk alın bari dedi de yumurtasını yersiniz. 3-5 tane tavuk aldık. Daha sonra işte evin yanında kümeslerimiz, hayvanlarımız ama küçük küçük alanlarda. Dedik, olmaz, yazıktır, arazimiz büyük. Biz bu hayvanları geniş bir alana yayalım. Doğal yaşam ortamları oluşturalım. Hayvanlarımız daha refah içinde yaşasınlar. Bu kararı verdiğimizde her gelen arkadaşımız o burasının yeri çok güzel, bunu da yaparsanız halka açın bunu, burayı başkaları da görsünler şeklinde. Yavaş yavaş fikir oluşmaya başladı. Tabii bizim hayvanat bahçesi tarzı bir yer açmak gibi hiçbir zaman bir niyetimiz olmadı. Dedik ya, bu işi bir eğitim kurumu. İşte bu Trafik Kazaları Önleme Derneği modelinde çocukların gidip trafik eğitimi aldığı gibi Taşkent'e de gelip doğa çevre eğitimi alabilecekleri bir ortam yaratabilir miyiz dedik. Doğa Parkı ismi oradan çıktı. Bunun reklamına başladık. Yani reklam derken Facebook sayfasını oluşturduk. Projeyi canlandırdık. Taşkent Doğa Parkı çalışmalarını yaparken yavaş yavaş şeyler başladı bu sefer. İşte bir yavru baykuş buldum. Bakamıyorum. Siz yardımcı olur musunuz?
İşte yuvadan düşen serçe buldum, kırlangıç buldum, işte yaralı giksi buldum. Onları alıp ilgilenmeye başladık. Baktık ki ülkede yaban hayatıyla ilgili profesyonel çalışan bir kurum yok. Ve dedik ki bunu oluşturalım. Tabii şimdi bu açıdan baktığımızda gerçekten önemli bir eksiklik de yavaş yavaş gideriliyor. Bunca yıldır bu ülkede aslında yaralanan hayvanlar ne oluyordu? Birileri tarafından rehabilite edilirse ediliyordu ama sanıyorum önemli bir kısmı da yitiriliyordu. Bazı derneklerimiz, bazı gönüllü arkadaşlar, Avcılık Federasyonu'nun 1-2 kaydı var. Yılda en fazla 5-10 tane hayvanın bir şekilde iyileştirilip tekrar doğaya kazandırılmaya çalıştığını biliyoruz. Biz 2016 yılının ortasında başladık rehabilitasyon çalışmalarını ciddi anlamda. 2017'de 250'nin üzerinde hayvan geldi. Yani, çok eski değil aslında, 2 yıllık bir maceradan bahsediyor. Yani öyle, 2 yıl oldu rehabilitasyon merkezi full time olarak tam performans çalışmaya. Bu süreç içerisinde sadece 2016'da, 2017'de 250, 2018'de de yıl sonuna kadar yaklaşık 500 ile 600 arası bir hayvanın merkezimize gelmesini bekliyoruz. Çok önemli bir rakamdan bahsettim. Yani geçtiğimiz yıl 200'e yakın bir hayvan burada aslında tedaviyi görmüşken bu yıl bunu 2'ye katlamaktan bahsediyorum. Evet. Şimdi bunu şimdilik farkındalığa yoruyoruz. Yani bu daha çok insanın Taşkent Doğa Parkı ve Yaban Hayat Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi, bu arada işte 1190 Yaban Hayat destek attığımız devrede 7/24 çalışıyoruz o konuda. İnsanlar artık biliyorlar yaban hayvanı gördüğünde ne yapmaları gerektiğini. Hemen bizi arıyorlar, ulaşıyorlar. Biz de destek veriyoruz, yardımcı oluyoruz. Tabii Kemal, şey de çok önemli. Burada izleyenler videomuzun altında da ihbar hattının numaralarını görüyorlar. Buraya gelen ihbarlar anında değerlendiriliyor. Yani ülkenin neresinde olursa olsun aslında sanıyorum çok kısa bir sürede bu hayvanlar merkeze hemen getirilip gerekli müdahale yapılıyor. Bu bile başlı başına kolay bir iş değil. Lojistik olarak bizi sıkıntıya sokuyor bazen. Yani ekibimiz özveriyle çalışıyor bu konuda. 7/24 herhangi bir yaban hayvanı ile ilgili her türlü sorunda 1190 Yaban Hayat Destek attığımız devrede ve eğer acil müdahale gereken hayvanlar adanın neresinde olursa olsun hemen müdahale ediliyor ve en erken zamanda merkeze ulaşması ve veya işte gerekli medikal yardımı alıp tedaviye başlanması konusunda hemen müdahale ediyoruz. Evet, yaptığınız birkaç projeden de bahsedeceğiz ama ondan önce birazcık bu Taşkent Doğa Parkı'nın hangi unsurları var, nelerden oluşuyor, kimler çalışıyor, ne gibi faaliyetler yürütülüyor, bunlar hakkında da birazcık genel bir bilgi ver bize. Şimdi Taşkent Doğa Parkı organik olarak gelişti. İşte Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi'ni devreye aldıktan sonra bize gelen her hayvanı yaşatamadık doğal olarak. Yaşatamadığımız hayvanları ne yapalım diye düşünürken Çevre Koruma Dairesi ile görüştük. Güzel Yurttaki Doğa Müzesi ne değerlendirelim diye konuştuk. Gittik Doğa Müzesi'ne baktık, durumu gerçekten çok kötüydü. Eski eserlerle bir işbirliği protokolü imzaladık ve orayı tamamen yeniledik. Şu anda kurtaramadığımız hayvanların birer örneğini orada sergiliyoruz. Güzel Yurt Doğa Müzesi bizim projelerimizden bir tanesi. Piknik alanı bizim ilk gelir getirici projemiz. Aslında halkın daha çok gördüğü aslında bu piknik alanı. Bunun buraya bir parantez açmak gerekiyor. Sanıyorum şu an ülkede her zaman gelebileceğiniz, her zaman temiz bulduğumuz, hem dışarıdan kendi yiyeceğinizi, içeceğinizi getirebildiğiniz hem de burada bulabildiğiniz gündüz gece faaliyette gösteren ve aslında son yıla baktığımızda da en çok rağbet alan piknik alanlarından birisi. Evet, yani burada piknik alanında isterseniz her şeyinizi eski usul kendiniz getirebilirsiniz. Burada marketimizde her şey satılıyor. Buradan alıp yine pikniğinizi yapabilirsiniz. Restorantımızda oturup yiyebilirsiniz. Taşkent Piknik Alanı'nın bütün geliri önce kendi masraflarını ödedikten sonra üzerine bir şey kalırsa da Taşkent Doğa Parkı'nın kar amacı bilmeyen faaliyetlerinde kullanılıyor. Bu noktada da işte adaya örnek bir piknik alanı yaratma konusunda elimizden geleni yaptık. Engelli arkadaşlarımıza özel alanı, özel masaları, işte tuvaletidir, yollarıdır vesaire her şeyi düşünmeye çalıştık elimizden geldiğince. Güzel bir alan yarattığımızı düşünüyoruz.
Evet, tabii burada gelenler sanıyorum ve buraya olan talebin de sürekli artması bunun en güzel cevabını oluşturuyor. Tabii biraz daha projelerden bahsedelim. Bir tanesinden bahsettin. Bunun dışında bizim bildiğimiz birçok avcılarla yapılan bazı projeler var. Yine karpaz eşekleriyle projeler var. Yine bazı Avrupa Birliği ile ya da uluslararası anlamda sürdürdüğümüz çalışmalar var. Birazcık bunlardan da bahset bize. Şimdi yurt içi işbirliklerimiz içerisinde Yakın Doğu Hayvan Hastanesi ve Veteriner Fakültesi ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Aynı şekilde Ankavet Hayvan Hastanesi ile çok kapsamlı bir işbirliği protokolümüz var. Avcılık Federasyonu'yla son 2 yıldır detaylı bir işbirliği çalışmalarımız var. Karşılıklı istişare içerisindeyiz. Yeni av yasasına görüşlerimiz var bu konuda. Biyologlar Derneği ile beraber. Bunun dışında ülkemizde ihtiyaç olan farklı noktalarda gelen talepler üzerine projeler ya da pilot projeler yapmaya çalışıyoruz. Eşek projesi bunlardan bir tanesi. Eşekler konusunda bir inisiyatif aldık. Karpaz'a gittik geçen yıl ve yaklaşık bir ay boyunca eşeklerle ilgili nasıl bir çalışma yapabiliriz? Hem eşek refahını sağlamak açısından, hem orada bulunan vatandaşların sıkıntılarını gidermek açısından, hem de bu eşeklerin daha normal, daha düzgün bir hayat yaşaması noktasında, aynı zamanda da oradaki doğayı da koruma. Çünkü biliyorsunuz orası özel çevre koruma bölgesi Karpaz ve eşekler tam olarak o tanıma uymuyorlar şeyde. Bu noktada bunlarla ilgili pilot çalışmalar yaptık. Bütün bulgularımızı, bütün çalışmalarımızı Çevre Koruma Dairesi'ne sunduk. Bunun dışında Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın altındaki işte Veteriner Dairesi, Hayvancılık Dairesi, Tarım Dairesi ile işbirliği içerisinde mümkün olduğu kadar çalışmaya çalışıyoruz. Orman Dairesi ile iyi bir işbirliği. Önemli bir eksik gideriliyor ve birçok kurumla da temas var. Güzel şeyler oluyor. Mesela 22 Mayıs'ta Biyoçeşitlilik ve Biyokaçakçılık Günü'ydü. Bununla ilgili bir çalıştay yaptık burada. Devlet kurumlarına çağırdık ve ilk defa Veteriner Dairesi, Çevre Koruma Dairesi ve Gümrük Dairesi'ni bu kaçakçılık, biyokaçakçılık konusunda bir masaya oturttuk ve nasıl daha iyi işbirliği yapılabilir noktasında istişarelerde bulunduk. Bazı şeyler istediğimiz kadar hızlı ilerlemese de bazı şeylerin gelişiyor olması ve aldığımız pozitif tepkiler güzel bir geri dönüş oluyor çoğu zaman bize. Tabii bu ülkede kolay değil bir şeyleri başarmak, bir şeyleri yaparken ortaya koymak. Tabii burada önemli bir de yatırım var. Yani ciddi bir kaynak da harcanıyor, önemli bir personel de burada çalışıyor. Birazcık da bundan söz et bize. Yani kimler var, ne gibi uzmanlarla çalışıyorsunuz? Yaban Hayat Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'ne özellikle mümkün olduğu kadar profesyonel arkadaşlarla çalışıyoruz. Kendi bünyemizde veteriner hekimimiz, zoolog arkadaşımız, biyolog arkadaşlarımız, vahşi yaşam biyoloğu, parazitolog bir ve deniz bilimleri uzmanı bir biyolog arkadaşımız var. Bunun dışında zooteknistimiz var kendi bünyemizde, ziraat mühendislerimiz var. Bunun dışında toplam 25 çalışanımız şu anda full time olarak Taşkent Doğa Parkı'nda çalışıyor. Gerçekten önemli bir rakam. Sanıyorum yani devlet bünyesinde doğa için bu kadar çok uzman istihdam edilmiş durumda değil. Bu da önemli bir nokta. Tabii biraz hava soğudu. Çok fazla seni tutmak istemem ama özellikle son olarak hem Taşkent Doğa Parkı hakkında hem bizi izleyenlerin aslında bu ülkedeki yaban hayata bakışı hakkında neler söylemek istersin? Ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersin? Biraz da bunlarla sohbetimizi yavaş yavaş bitirelim. Biz her konuda ciddi ilerlemeler kaydettiğimize inanıyoruz ilk günden itibaren. İlerleme kaydedemediğimiz ve içimizi yaralayan en büyük sorun da çöp bu ülkede. Gittik sonra bir çöp ülkesi olma yönüne doğru gidiyoruz ve bu gerçekten doğaya ve çevreye ve bu ülkeye gerçekten çok büyük bir haksızlık olduğuna inanıyoruz. Yani insanlardan beklentimiz doğaya saygı, çevreye saygı. Bu ülke hepimizin, eğer ülkemizi gerçekten seviyorsak onu temiz tutmaya, onu korumaya, doğasını, hayvanlarını korumak için aktif olarak bunu bir kendimize bir görev edinmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ve bunu da çöp atmayarak ve çöp atanlara uyararak bu ülkeyi koruma adına yapılabilecek ilk adım olarak görüyorum. Halkımızdan ricam bunu dikkate almaları.
Evet, sevgili Kemal, çok teşekkür ederiz bu verdiğin bilgiler için, ama bilgilerden öte burada yapılan çalışmalar için sevgili Yeşil Bakış izleyicileri, aslında Taşkent Doğa Parkı'nda yapılan çalışmaları bir programla anlatmak mümkün değil. Biz her programımızda farklı bir açısını, farklı bir gözle sizlere aktarmaya çalışıyoruz, ama sevgili buranın direktörü sevgili Kemal Basat'la bu sohbetimizden sonra bir de Taşkent Doğa Parkı'nın kısa bir tanıtım filmi var. Burada da burada yapılan çalışmaları, burada rehabilite edilen hayvanlar hakkında kısa bir bilgi alacağız. Biz sohbetimizi burada sonlandıralım. Taşkent Doğa Parkı, kar amacı gütmeyen çok büyük bir sosyal sorumluluk projesi. Yaban hayatın korunması, çevre doğa sevgisi ve bilincinin oluşturulması, yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılıp bulundukları bölgelerde doğaya geri kazandırılmaları üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Taşkent Doğa Parkı, bünyesinde barındırdığı Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Deniz Canlıları Rehabilitasyon Merkezi, Yaban Hayat Hastanesi ve Hayvan Laboratuvarı ile faaliyetlerini yürütmektedir. Temmuz 2016'da bir zoolog ve iki yaban hayat rehabilitasyon uzmanı ile çalışmalarına başlayan Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimiz, hali hazırda bir vahşi yaşam biyoloğu, bir zoolog, bir zooteknist ve üç yaban hayat rehabilitasyon uzmanı ile çalışmalarına devam etmektedir. Duyarlı insanlardan yaban hayat destek hattına gelen çağrılar sayesinde yaralı, hasta ve yardıma muhtaç yaban hayvanlarına ise 7/24 müdahale etmektedir. Uluslararası Yaban Hayat Rehabilitasyon Konseyi'ne üye olan merkezimizde yine uluslararası standartlarda kısıtlı, sınırlı ve sınırsız aktivite olmak üzere üçe ayrılan, sıcaklıkları, aydınlatmaları ve nem oranları uzaktan ölçülüp ayarlanabilen, hayvanların sürekli kayıt altında tutulup gözlemlenebildikleri rehabilitasyon odalarımız ve tuzlu su tanklarımız bulunmaktadır. Wildlife Rehabilitation Center, we have cameras in every single room. We can observe the medical progress of our animals and also observe their behavior during their rehabilitation process. Also through the cameras we can observe and remotely control the environmental conditions in these rooms, such as temperature, humidity and light conditions. And by this way we ensure that our animals are housed at optimal conditions required for their successful rehabilitation and release. Uluslararası standartlarda dizayn edilen bu rehabilitasyon odalarında yaban hayvanlarının strese girmeyeceği şekilde insanla etkileşimleri minimum seviyede tutularak tedavi ve rehabilitasyonları yapılmaktadır. Merhabalar, şu an Taşkent Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Size burada vahşi hayvanların nasıl bir süreçten geçerek doğaya geri salındığından bahsedeceğim. Öncelikle farklı dönemlerde, farklı ebatlarda ve farklı türde canlılar için kullandığımız uluslararası standartlarda yapılan bakım odalarımız var. Bu odalar 7/24 kameralarla gözetim altında. Buradaki hayvanların, vahşi hayvanların kesinlikle insanlarla bir temas kurmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Öncelikle gözlemlenmesi gereken canlıların gördüğünüz kayan pencereler yardımıyla sessizce gözlemleyebiliyoruz. Kamera kayıtlarından ayrı olarak. Bir diğer önemli konu bu hayvanların beslenmesi. Vahşi bir hayvanın insanlar tarafından beslenmesi çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Çünkü eğer insan varlığına ve insan tarafından beslenilmeye alışkanlık gösterirse bu hayvanın doğada hayatta kalma ihtimalini oldukça düşürür. Aynı şekilde avlanma ihtimalini, başarılı bir av yapma ihtimalini düşürür. O yüzden bu gördüğünüz beslenme kapıları var. Bu kapılar açılıyor. Yiyecek buradan içeriye bırakılıyor. Hayvan hiçbir şekilde insan tarafından beslenildiğini anlamadan, temas kurmadan beslenilebiliyor.
uzman kadromuzun gözlemleri sonucu doğaya salınmaya hazır hale gelen canlıları iki şekilde serbest bırakıyoruz. Birincisi soft release dediğimiz yöntem. Bu yöntemde bu odanın arka tarafında dışarıya bakan pencereler açılarak hayvanın kendi rızasıyla uygun gördüğü zamanda özgürlüğe kanat çıkması sağlanıyor. Bu yöntemi aynı şekilde mobil adaptasyon kafesi kullanarak adanın herhangi bir yerinde de uygulayabiliyoruz. İkinci yöntem hard release dediğimiz yöntem. Rehabilitasyon süreci daha kısa süren ve kendi yaşam alanına bizim tarafımızdan götürülerek özgürlüğe bırakılan canlılar için kullanılıyor. Bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere yaban hayvanlarının ölçümlerini yapıp halkalama işlemlerini de gerçekleştiren merkezimiz, dünyadaki tüm rehabilitasyon merkezlerinde bulunan yaban hayvanlarının online veri tabanının oluşturulduğu Species 360 sistemine de üyedir. For every bird that we successfully release from Tashkent Nature Park after rehabilitation, we put a metal ring on their leg as a marker. The markers have a code on them, and this code lets people trace it back to Tashkent Nature Park. So if somebody finds a bird a few years later, hopefully they'll get in contact with us, and it's good to know what happens to the bird later. Ringing's done across Europe. It's a standard practice, and lots of information and records are kept thanks to ringing. The other information we take before we release a bird is the biometric measurements. You see through the video that we've taken various measurements of the bird. These are standard measurements taken across Europe, and it's important that we're doing it here in Cyprus, especially because there's not a lot of data from this region. All of the books we refer to help us age and sex birds are all mainly based on information from Western Europe. So hopefully we're going to be able to contribute very well to information from Eastern Europe and the Mediterranean. We use various equipment for taking the measures. This equipment goes down to micrometers for smaller birds, and then we're using meter rules for larger birds like buzzards and things like that. We built up quite a database already over the last year of biometric measurements, and we hope over the coming years that we'll be able to contribute significantly to research in the area that's being conducted on birds. Kara hayvanları ve kuşlar için tasarlanmış Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, farklı boylarda tuzlu su havuzlarıyla deniz canlıları rehabilitasyon merkezi, Yaban Hayat Hastanesi ve yaban hayvanlarının hastalıklarının teşhisi için tasarlanan hayvan laboratuvarlarıyla Taşkent Doğa Parkı, yaban hayatın korunması için tüm gücüyle çaba sarf etmektedir. Şu an Taşkent Doğa Parkı Rehabilitasyon Merkezi laboratuvarındayız. Laboratuvarımız kuruluş aşamasında. Ancak kuruluş aşamasında olmasına rağmen tüm ekipmanlarıyla, var olan tüm ekipmanlarıyla birlikte dıştan herhangi bir destek almaksızın kendi tedavisini yapabilmesi için tanısını koyabilecek laboratuvar ekipmanlara sahiptir. Veterinerlikte tıpkı beşeri hekimlikte olduğu gibi erken tanı ve erken tanının konulmasıyla birlikte tedavi çok önemli. Taşkent Doğa Parkı'nın ilgilenmiş olduğu yaban hayat hayvanları diğer hayvanlardan farklı olarak, kedi köpeklerden farklı olarak klinik belirti gösterdiği anda artık çok geç demektir. Bu yüzden de erken tanı çok önemli ve erken tanının konulması için de laboratuvar ekipmanlarının ve laboratuvarın kullanılması kaçınılmaz. Tedaviden başka Taşkent Doğa Parkı park olduğu için ve diğer yerlerden farklı olarak state tip
hayvan barındırmadığı için, hayvan çeşitliliğinin çok olduğu için, park ortamı olduğu için tedaviden ayrı olarak sürü sağlığının korunması, kontaminasyonların engellenmesi de çok önemli. Bu bağlamda herhangi bir hastalık görülmeden önce rutin olarak testler yapılarak taramaların yapılması parkın devamlılığı için çok önemli. Siz duyarlı insanların da desteğiyle bugünümüzü ve yarınlarımızı düşünerek emek vermeye devam ediyor, doğanın, yaban hayatın, biyoçeşitliğin korunması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Kanlıköy'den 8000 balık kurtarıldı. Kanlıköy Barajı'nda yaşam kurmaya yüz tutarken yaklaşık 8000 balık Taşkent Doğa Parkı tarafından kurtarıldı. Baraj suyunun sulama alanında kullanılmak üzere çekildiği Kanlıköy'de almış oldukları bilgi üzerine ilkin incelemelerde bulunan Doğa Parkı yetkilileri, ardından gerçekleştirmiş oldukları kurtarma operasyonuyla binlerce balığın yaşamını sürdürmesini sağladı. Suyun yüzey alanının toplamın %3 seviyesinde olduğu ve su hacminin binde bire düştüğü barajda, kalan 150 adet 40-50 santim civarı ve geri kalanları da yavru olmak üzere yaklaşık 8000 balık Taşkent Doğa Parkı'nda filtrasyon sistemi olan tatlı su alanına nakledildi. Kurtarılan balıkların yanı sıra on binlerce yavru balığın hala yaşam mücadelesi verdiği Kanlıköy Barajı'nda ise bu balıkların kurtarılabilmesi için göletin bir kenarına havuz oluşturma çabaları sürüyor. Kurtarılan balıkların arasında sazan ve sivrisinek balığı olmak üzere iki tür olduğunu dile getiren Taşkent Doğa Parkı Su Ürünleri Mühendisi Biyolog Yönter Meray, suyun doğal yaşamı her zaman için desteklediğini, bu gibi göletlerin kurumasının hem içerisinde yaşayan balıklar hem de etrafında oluşan ekolojik yaşam için tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu bağlamda kurtarılan balıkların yanı sıra sulak alanlarımıza sahip çıkılmasının önemine de değinen Meray, göletlerin yalnızca balıklar için değil, etrafındaki yaban hayat ve göçmen kuşlar için de oldukça önemli olduğunu ifade etti. Kurtarılan balıkların sineklerin larvalarını yediğine de değinen Doğa Parkı yetkilileri, bu balıkların sineklere karşı yaban hayatı ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek kimyasal çözümler yerine devreye giren doğal, biyolojik çözümler olduğunu vurguladı. Ayrıca kurtarılan balıkların alternatif yaşam alanı çözümü bulunarak kimi göl ve göletlere yeniden bırakılacağı da belirtildi. Karpaz sahilinde kayalıklara vurmuş halde bulunan 1 metrelik yeşil deniz kaplumbağası Taşkent Doğa Parkı tarafından kurtarıldı. Yetkililerin bir gün içerisinde kurtardığı ikinci deniz kaplumbağası olup Rox adı verilen hayvanın röntgen çekimleri için ilk durağı ise Yakın Doğu Hayvan Hastanesi oldu. 2 gündür o bölgedeymiş, bir defa şeye atmaya çalıştılar kendini suya. Evet. Dün şey yapamadı, kayalık bir bölgede. Onu karpazdan aldık. Kayalardan. Bugün şanssız bir gündü. Ana ekiplerimiz başka bir kaplumbağayı, karette kaplumbağasını kaplıcadan almakla meşgulken vurulan bir kuşu almak için ben Balalan bölgesindeydim. O kuşun durumu iyi olduğu için oradan geri dönüp de başka bir ekip çıkarmamız çok zor olacağı için oradan devam edip kaplumbağayı almaya da karar verdim. Tek başıma biraz zor oldu ama sağ olsun çevre koruma dairesi yetkilileri, ben oraya gittiğimde kaplumbağanın başında bekliyordu. Ben gittikten hemen sonra bir kişi daha geldi çevre koruma dairesinden, pazar günü olmasına rağmen. Hayvan kayaların üzerine asılı vaziyetteydi ve çevre koruma dairesinin edindiği bilgiye göre 2 gündür o bölgedeymiş bu hayvan ve sürükleniyormuş, çok zayıf düştü. Arkadaşlarla beraber kaplumbağayı olduğu yerden aldık. Bir 100 metre taşımak zorunda kaldık aracın olduğu yere. Üzerinde çok fazla kesik yara ve kayalara çarpmanın etkisiyle herhalde travma var. Çok zayıf düşmüş durumda şu anda. Yeşil kaplumbağa. Şu anda Yakın Doğu Hayvan Hastanesi'ndeyiz. Röntgene girmeye bekliyor.
Röntgen bize durumuyla ilgili daha net bilgi verecek. Artık tedavisini en kısa zamanda yapıp inşallah doğaya geri kazandıracağız. Bu yıl üreme sezonunu yetiştirecek inşallah bir yetişkin dişi. Aksi takdirde biraz yazık olur. Ümitliyiz. Deniz kaplumbağasının yapılan ilk muayenede kabuğunda tespit edilen çizikleri ek olarak çekilen röntgen filmlerinde ise vücudunda kırık olduğu tespit edildi. Hayvanın kabuğunda yer alan zedelenmelere ve kırığa yönelik tedaviyi başlattıklarını dile getiren Taşkent Doğa Parkı Veteriner Hekimi Ayda Aktolga, yapılacak olan daha ileri tetkik ve gözlemlerin ardından ise tedavinin genişletilebileceğini belirtti. Karpaz bölgesinden aldığımız yeşil kaplumbağa yakın doğa hayvan hastanesine getirerek ilk muayenesi yapıldı. Röntgenleri çekildi. Röntgenlerinin çekilmesinden ve ilk muayenesinin yapılmasından sonra kabuğunda sol abdomen kısmında özellikle ve diğer birkaç kısımda çiziklerin olduğu saptandı. Çiziklerin hiçbiri çok fazla derin değildir. Yüzeysel çiziklerdir. Çekilen röntgenlerin sonucunda sağ mandibula kısmında bir kırığın olduğu ama kırığın çatlak model bir kırık olduğu ve daha önceden olabileceği düşüncesiyle birlikte ya da birkaç gündür kıyıya çarpmıştır ve kayalıklara çarparak oluşabilecek bir kırık olduğu tespit edildi. Bundan sonraki dönemde yüzeysel olan kabukları, yaraları tedavi edilecektir. Ve çenesi hakkındaki düşünceler denge kaybını ne kadar yarattığı, kırığın ne kadar denge kaybı yarattığı konulacak olan takları da belli olup ileriki tedbirler yapılarak tedavisi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kaplumbağa ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Lampedusa'dan Taşkent Doğa Parkı'na ziyaret. Lampedusa Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Direktörü Daniele Frecchi ve uluslararası alanda ün sahibi Bari Üniversitesi Veteriner Cerrahı Profesör Doktor Antonio Di Bello Taşkent Doğa Parkı'nı ziyaret etti. Ziyarette deniz kaplumbağalarının sağlık kontrolleri gerçekleştirip tedavi ve rehabilitasyonları hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, yaklaşık bir ay önce sorumsuz bir balıkçının denize bıraktığı Baragade oltası kalıntısından ağır yaralı olarak kurtarılan Caretta Caretta'nın durumu da değerlendirildi. Şazam olarak adlandırılan Caretta Caretta'nın sağlık durumuna yönelik açıklamalarda bulunan Daniele Frecchi, "O çok özel bir vaka. Şazam için yaptıklarımızı diğer merkezlerde gördüklerinde çok memnun kalacaklar. Başından beri sizlerle birlikte bu deniz kaplumbağası üzerinde yapılan çalışmalar umut veriyor. İnanıyorum ki tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayıp doğasına geri dönebilecek," dedi. Öte yandan ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Ayda Aktolga ise, Antonio Di Bello gibi deniz kaplumbağaları cerrahisi üzerine uluslararası üne sahip bir veteriner hekimle birlikte çalışmanın büyük bir şans olduğunu, Daniele Frecchi ve Antonio Di Bello ile yapmış oldukları muayenelerin sonucunda izlenecek yol haritasını gözden geçirildiğini ve bundan sonraki süreçte de bilgi alışverişinin devam edeceğini belirtti. Ziyaret, konuklar Daniele Frecchi ve Antonio Di Bello ile yapılan Taşkent Doğa Parkı gezisinin ardından son buldu. Bir programımızın daha sonuna geldik. Yeşil Bakış bu hafta Taşkent Doğa Parkı'nı sizlere direkt kurucusundan, Taşkent Doğa Parkı'nın yaratıcısından burada yapılan çalışmaları aktardı. Bizler her hafta Kıbrıs'ın yaban hayatıyla ilgili önemli çalışmaları sizlere izletme fırsatı yakalıyoruz. Bu da bizim için önemli programlardan birisi oldu. Haftaya bir başka programda, bir başka konuyla ve önemli konuklarla tekrardan birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her
her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV, sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin. Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın. Saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın. Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası.
günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Çıraklık Okulu'nda güzellik bölümü okuyorum. Hem öğreniyorum, hem meslek sahibi oluyorum. Kendi işimi kurarak geleceğimi garanti altına almak istiyorum. Gencim, mesleğim var, işimi kurmak istiyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yerel iş gücü istihdamını artırmak amacıyla genç girişimcileri teşvik ediyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlere destek veriyor. Sen işini kur, primini biz ödeyelim. Günü ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV, sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Beyaz eşya alırken enerji verimliliğine dikkat edin. Örneğin
A sınıfı bir buzdolabı yıllık ortalama 179 Türk lirası elektrik tüketirken, A artı bir buzdolabı 156 Türk liralık, A artı artı ise sadece 73 Türk liralık elektrik tüketiyor. Tasarruf en kolay kazançtır. A artı artı ürünleri tercih et, hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Firmamız 92 yılından beri imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süre zarfında yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de nitelikli yerli iş gücü bulmaktır. Nitelikli eleman bulmakta zorlanıyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ekonominin ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim projelerine destek veriyor. Sen istihdam et, primini biz ödeyelim. Genç, zinde ve her şeyin farkında olmanın tadını çıkarıyorum. Hayatı öğreniyorum. Kazanmayı, kaybetmeyi. Doğayla iç içe olmayı, spor yapmayı ve arkadaşlarımla eğlenmeyi seviyorum. Dans etmeyi, güzel anlarımı paylaşmayı seviyorum. Ben hayatı seviyorum ve uyuşturucuya hayır diyorum.